Ön tarafların da şeylerini alırsın. Kırıklar. Arkalar? Arkalar biraz kısaltabilir. Kısaltacağız mı? Şeyleri? Yanları ne yapacağız? Yanları kısadan uzuna doğru. Gene yarımdan mı? Aynen, gene yarımdan katlı aynen, çıkacağız sakalları yani. Sakalları da yarım alacağız. Tamam. En son yapmıştık ya, biraz daha kısalttık. Hı hı. Aynı şekilde. Tamam. Gençler merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de Hamsi var yanımda, Ugi. Trabzonlu kardeşim. Hamsi diyorum ben ona. İş. Onun saçlarını keseceğiz. Böyle az önce de duydunuz zaten, yarımdan başlayacağız. Yarımdan katlı çıkacağız saçlarını. Ama şöyle ne yapalım? Ugi'nin saçlarına şöyle 4 numarayla gideceğiz yanlarına. 4'ten böyle ince ince düşeceğiz aşağı doğru. Zaten buralar böyle yoğun ya. Bu yoğunluğu da almamız lazım. Siz de keserken eğer ki kafa yapıları, bakın şu bölgeleri büyük olan insanların şuraları, çıkıntıları, buraları biraz daha yemenizi tavsiye ederim. Bugün Tarık burada mı? Tarık yok. Görmedim onu ya. Aydın da mı? Aydın da yok. Bugün canım sorabilirim. Yarın yok. Orası mı yanına? Yok canım. Gelir zaten o yanıma. Uğrar yakında. He canım. Harika bir şey. Kameraya salladın mı? Ha, kameraya salladın. Aynen, aferin. Aynadan. Aferin. Nasıl, güzel görüyorlar mı bari oradan? Aynen abi, çok güzel gözüküyor. İyi, tamam. 8K. Gençler şimdi 4'ten 4'le çek, 4'le aldık yanları. Şimdi ne yapacağız? Şu yarım numarayı takacağız. 1x'le çekiyoruz. Yani 0'ın, evet. 0'ın üzerinde. 0'ın bir tek üstüyle. Bunu indirmiyoruz aşağı. Yukarıda çengel, yukarıda kalıyor. Kapalı şey, çengel değil mi? Hı hı. Biz bu videoyu bugün çekiyoruz ama yarın atacağız değil mi? Tabii. Video şimdilik bugün çekiliyor, yarın sallarız. Bugün de videosu var çünkü abi. Tabii. Şimdi gençler gördüğünüz gibi bakın böyle yukarı hafiften böyle kaldıra kaldıra inceli sistemle alıyoruz böyle. Ugi. Dün ne oldu lan öyle Trabzon Galatasaray maçında? Ama güzel. Ben aslında takımın oyunu beğendim. Yani takımın oyunu. Abdullah Avcı. Galatasaray değil, pardon lan, Beşiktaş. Abdullah Avcı'nın o vasat takımı gitti. Değil mi? 10 kişi. İyi dayandılar ama. Gerçekten iyi dayandılar. Girip Beşiktaş'a karşı böyle oynamak. Tabii. 10 kişi 90 dakika oynamak kolay değil. Kolay değil. Yani gençler bakın şimdi. Kalın 1.5'u taktım. 2 tık aldım. Çengel 2 tane. Aynen öyle. Adamlar bakın hemen zaten belli oluyor. 0.26 gol beklentisiyle oynadı. Yani en kötü, evet, maçlarını oynadılar. Ben Beşiktaş'tan ki güzel futbol oynuyorlar diye duyuyordum. Öyle öyle ama işte evdeki hesap çarşıya uymuyor diyorsun yani. Bak seyret bir sonraki haftaki maçını, başka bir takım var. Gerçekten götürüyor yani. Her türlü götürüyor da. O zaman bazen oluyor oğlum işte böyle şeyler. Zor bir deplasman yani. Bir de... tabii Trabzon deplasmanı zordur. Kolay bir deplasman değildir. Biz mi? Oğlum biz bu sene, bak ben sana söylüyorum, Göztepe fena geliyor. Özellikle bu şimdi aldığımız Dodro Fofana var ya, felaket. Gelsin. Taraftar olabilir. Tabii canım. Gençler bak az önce aldık, şimdi de tamamen aşağı indiriyoruz. Açık mıyım? Şuradaki yoğunluk var ya, bak şurayı alacağız şimdi.
Göztepe'nin maçı ne zaman? Haftaya pazartesi. Kayseri ile oynuyoruz. O gün müşteri yok galiba. Müşteri yok değil, ben yokum zaten dükkanda. Niye abi? Maç 8'de oğlum, ben maçtayım. Kaçta gideceksin abi? Ben çıkarım, 7'de çıkarım. Belki 6.30'da çıkarım ben. Giderim bir iki tek atarım. Bir pis. Ondan sonra maça. Ne kadar abi şey biletler? Vallahi bilmiyorum, benim kombinem var, ben kombin aldım. O ne abi? Yani bütün bir sezon boyunca ilk sahadaki bütün maçlara gidebiliyorsun demek. Yani öyle biletle miletle uğraşmıyoruz sürekli. Neyse. Normalde ne kadardır ki abi tahminen? Vallahi 200'de. Fenerbahçe maçında kale arkaları var ya 800 liraydı. Vallahi. Tabii. Çok şekli. Fenerbahçe maçındayken kale arkasında 800 dediler. Şey maçı. Zaten ondan sonra daha maça gidemedik. Ben şey bu Türkiye maçı oynadık. Şimdi gençler bir numarayı taktık. Çengel aşağıda. Açık. Şu aşağıdaki şu izi kaybedeceğiz. Bak zaten hiçbir şey yapmama gerek kalmadan zaten kendi kendine kayboluyoruz. Gördünüz mü? Ben de gelsem mi acaba? Gelemem ki dükkanı. Nereye geleceksin? Maça abi. Oğlum maça gelebilmen için senin ilk önce fasolik çıkartman lazım. O ne abi? Bilet alsam mı sadece? Hayır, fasolik alman lazım. O ne abi? Fasolik? Elektronik bilet. Elektronik bilet. Kimlik. Kent kart gibi düşün. Alır mı abi sonra? Hı. İnternetten alacaksın bilet öyle mi abi? Evet. Tamam. İnternetten alıyorsun, adresini söylüyorsun. Evine kadar geliyor veya dükkanına nereyse. Adresine kadar geliyor. Gençler bakın şuraya da böyle katı geçiyorum. Çok fazla yukarı çıkmadım. Bak gördünüz mü, izler kayboldu. Şimdi ne oldu? En dip tarafta bazı izler var. Onu da ne yapmıştık? Yarımı taktık ya. Şimdi gene bu yarımı takıyoruz. 1, 2, 3 tık. Bitti. Bu kadar. Ondan sonra bak şurayı. 3 tık açık yarım. Şunları şöyle kaybederek buradan yok ediyorsunuz. Ve izimiz kalmıyor, gördünüz. Kendinizi çok fazla zorlamaya gerek yok yani keserken. Siz bizden onar şuyu niye alamadınız oğlum? Onu niye alamadık? Çünkü onarçı 13 milyon istedi. 15 milyon euro istediler. Yarı 13'e kadar düştüler ama biz de 8 verebildik maksimum. He. Ondan olmadı. 15 yaşındaki bir topçuya ben 15 milyon 13 milyon para veremem. Ama o adam da harbiden önüne geldi mi? Ve çapıyor, geçiyor. Evet. Atıyor yani adam. Transferin son günü Southampton şeydi. 8-9'u kabul ediyoruz falan demiş ama. Tamam. Bizimkisi de istemedi. He. O kadar direttin satamadı. Son güne getirdi. Tabii son günde. Orada zaten o sırada Simon Banza'yla ben anlaşmış adam zaten. Tamam bitmiş olay. Bu bizim Fofana iyi ama Chelsea'den aldığımız. İçinde Fofana var. Diğer de Fofana Sivas'ta da vardı sanki Fofana. Oo, o Fofana bu Fofana değil oğlum. Fofanalar ha orada da yüklemek için de ismi Fofana olduk. Olanlar diyor oynuyor yani. Traore olup Fofana olup oynamayan topçu yok yani. Evet. Bak doğru söylüyorsun o konuda. Bana bak lan. O video çekerken fotoğrafta çekme özelliği var mı? Bilmiyorum abi. Hani böyle iPhone'lar gibi videoyu çekerken böyle bir tane ufacık bir nokta var ya basıyorsun fotoğrafta çekiyor. Öyle bir şey yok değil mi onda? Bence yoktur. Bakıyorum abi. Bence yoktur oğlum, hiç elleme. Yok abi. Değil mi?
Ya bilmiyorum, belki şöyle şuraya basılı tuttuğunda. Ona basılı yok, kapatır. Yok, şu kayıt yerine. Tamam, kapatıyor işte. Durdurursun videoyu. Gençler, sadece saçı çekeceğim. Sakal almayacağım. Sakalı da bir sonrakinde, bir sonraki videoya da sakalı çekeceğim. Sizi biraz meraklandırayım. Ama geçişler iyi olmadı mı? Güzel ya. Değil mi? Evet. Öğrenmişim ben bu işi gençler ya. Yani yavaştan, böyle ufaktan tefekten yapıyoruz işte bir şeyler. Ay, hop. Şimdi gelelim. Gençler, sizin istediğiniz noktaya geldik. Sizin istediğiniz bölümdeyiz. Makas bölümü. Hepinizin en sevdiği ve merakla beklediği. Şimdi müşteriyi şöyle kendinize göre ayarlayın. Hafif böyle yana doğru yatırın kafasını. Ondan sonra bak böyle en dipten. Bak nasıl fazlalıklar çıkıyor, görüyor musunuz? Abi geçişler iyi değil. Yani kötü olma olasılığı yok ki zaten. Hem öyle yapıyorsunuz. Artı bir de üstüne hani makineden kalanlar olduğu için makasla böyle toparlayarak incece bak aldığınız zaman hop direkt oturuyor. Şöyle bak çok minik minik gidiyorsunuz yukarı doğru. Şöyle alıyorsunuz. Gene gitti. Şöyle teknik kesimler gelse aslında size teknik kesimler de yapacağım da. Böyle pivot point'te onları falan da yapacağım da. Öyle çok fazla isteyen model yok. O modelleri isteyenler çok fazla yok. Bugün bu dükkanı çok mu sıcak oldu ya? Yanıyorum ben şu an. Ben de yanıyorum ya. Götüm şu klimayı biz açalım değil mi? Götüm terledi. Arkandan var ya şelale akıyor şu an. Değil mi? Hep koltuk deri. Vallahi oğlum niye söylemiyorsun lan? Ne bileyim abi. Ben de yandım. Ha, ben bir de keserken daha da çok terliyorum. Kedi bak uyandı. Şey rahatsız oldu sıcaktan. Değil mi? Duman ne oldu oğlum? Gençler bak şimdi burasını fazla kısaltmayacağız. Çok fazla kısaltmaya girmiyorsunuz buraları. Kafa yapısına göre, çünkü burası bombeli geldiği için biz burayı ne kadar çok kısaltırsak buradaki bombelik daha çok kendini dışarı atacak. Onun için bu noktayı biraz daha fazla bırakın. Kafa arkaları şey olanlarda, böyle bombeli olanlarda sadece bırakacaksınız, unutmayın. Kameramı bazıları karıştırıyor. Bombeli kafaları iyice kısaltıyorlar oraları. Hiçbir şey bırakmıyorlar saçın oralarında. Ondan sonra adamın yumrusu lap diye çıkıveriyor dışarı. Onlara dikkat edin yani. Sonra herkesin kafa Mehmet Baş gibi. Daha aynen öyle vallahi billah. Mehmet Baş gibi kesiyorlar. Şöyle. Bak mesela ne var? Şurada hafif bir iz var. Görüyor musun bak? Makineyi kullanarak o bak makasa kayboldu. Gördünüz mü gençler? Bak. Minicik bak. Bir tanecik kıl. Bir tanecik kıl nasıl işi bozuyor? İşte bunlar ince ve teknik detaylar, unutmayın. Gülümcük, üstleri ne yapacuk? Abi ön tarafları ince şey yapalım. Çok ha? Hafif mi alayım? Ön tarafı erken biraz daha kısaltabiliriz. Tamam. Ön tarafı seviyorum, biraz dalgalı dalgalı oluyor. Hoşuna gidiyor yani. Kaç dakika oldu video? 14. Hadi ya. Allah ne oluyor be? 14 dakikada saç kesiyor mu ben ya? Aynen. Ulan vallahi benim hızlı ha. Ama önemli olan işte hızlı ve sorunsuz saç kesebilmek. Gençler bak. Uçların böyle önlerin uçlarını alacağız bak böyle şimdi. Toparlayacağız saç. Kameramanlık ne zormuş ya. Vallahi hakkım yenmez abi. Zor tabii oğlum. Sen ne sanıyorsun? Ha bu arada gençler, şeyi de söylemeden geçmeyeyim ya, unutmadan. Biz yengenizle video klipte oynadık.
Sertan Tatlıgöl diye bir kardeşimiz var benim. Onun video klibinde oynadık. Taksi şarkının adı. İzlerseniz sevinirim. Gelin damadı oynadık klipte. Kavga eden gelin damat. Ona göre videoyu izleyin. Sertan Tatlıgöl. Video altına link bırakırsın. Çıkmadı ne abi? Çıktı mı? Ha? Çıktı tabi oğlum. 8 Eylül'de miydi neydi? 13 Eylül. 13. Video çıktı. Ben abi o taksideki şehirde mafya gibi çıkmışsın abi orada. Mafya mı? Valla. Yok be oğlum. Valla mafya. Oğlum altı üstü takım elbise lan düğün için. Valla abi. Ama bana yakışıyor takım elbise. Aynen abi. Ama abi sen sakal kesmeyecektin ya. Sakalı uzatıyoruz oğlum gene işte. Gene başladık sakalları uzatmaya. İyi değil mi bu kısalık? İyi iyi güzel. Önleri fazla girmiyorum ama arkaları... Arkalara girsin. Bak bunları falan alıyorum yani. Al. Bunlar fazlalık. Bunlar çok dağılmış. Oğlum abinin yüzünü bir fırçalasana. Yanında. Önünde, solda. Tamam. Bugün şöyle kırsana biraz ha. Ufak ekranı çok güzel gözükmüyor ama şey bilgisayarında çok güzel oluyor video. E tabi. Bu ufak ekranı çok değişik gözüküyor. Kötü gözüküyor gibi böyle. Değil mi? Aynen abi. Ben de ilk baktığımda bana da öyle geliyordu. Sanki 240p gibi abi böyle. Böyle dandik ulan dedim. Biz dedim GoPro aldık da iyi mi yaptık, kötü mü yaptık anasını satayım. Dedim iPhone dedim 8 Plus daha mı iyi çekiyor acaba diye bir düşünmedim değil. Ama atınca videoyu YouTube'a vay dedim anasını be bu neymiş. Ama işte biraz şöyle ben bir düzenlemeler müzenlemeler dalgalarından bilsem var ya çok daha fena olur o videolar da. O tarz videolar izle nasıl yapılıyor diye nereden yapabilir diye bir. Ben yapamıyorum oğlum kaç kere izledim onları. Ücretli abi. Yok arkadaş benim kafa bir türlü çalışmıyor ona. Şey var. Yani onda bir beyinsizlik var bende. Vegas Pro diye bir program var. Tamam. Onun Creanable indir. Onlar ucuz şey, Crack'tisi var ya Vegas Pro'nun şeysi. Onda sen her şeyi yaparsın. Ya oğlum işte bazen el becerisi önemli biliyor musun? Mesela ben tıraşlarda benim el becerim var ya. Ben öyle video düzenlemeydi, carttı curttu. Ben birkaç kere yapmayı denedim, bilgisayarı kırıyordum. Ben arkadaş yapmaya çalışıyorum, olmuyor, sinir etti. Abi hadi dedim, yapıyorum, siliniyor değil mi? Videosunu dedim ya. Hadi dedim yerim videosunu. Bir kere de olmaz. Yavaş yavaş bir kere yaparsın. İşte bende öyle bir huy var biliyor musun? Bir şeyi ben yapıyorsam bir kere de olacak o. Olmadı mı benim asfalyalar atıyor. Bu arada arkadaşlar... Başarısızlığı da sevmiyorum. Bu arada arkadaşlar asfalya dediğimiz şey İzmir'de sigortaya asfalya derler. Evet. Yani sinirlenmek anlamına. Sigortaları atıyor yani bu manada. Onu öğrenin. İzmirliler sinirlendim demez, asfalyam attı der. İzmir lehçesi. İyi mi gülüm böyle? Saç çok 10 numara. Hı? Saç 10 numara. Beğendin mi? Güzel güzel. Tamam. Şöyle bir kontrol edelim. Çünkü bu tarafa doğru atacağımız için burada bir yoğunluk oluşmasın. Tamam. Okey. Şimdi bir de bu tarafa. Bak şu tarafın önlerini uzun bıraktım. Şu bölgeni uzun bıraktım ki tarıyoruz ya. Ondan kısaltmadım burayı. Böyle atıyorum. Öbür türlü şey gibi çıkıyor. Aynen. Öteki türlü burasını bir alırsam çok basık kalır. Evet, tarayamazsın iyi, burayı. İyi oldu, iyi oldu. Hani sonra deme yani abi bu taraf niye böyle uzun kaldı diye. Evet. Baştan söylüyorum. Gençler. Videomuzu izlediniz. Muhabbete de oradan ortak oldunuz. Tamam, bunu yorumlarda da ortak olabilirsiniz.
Eğitim almak isteyenler için açıklama kısmında ve başlık kısmında da numaralarım var. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Aylık olarak eğitim veriyorum. Zaten bizim Berat Instagram atıyor benim. O yazıyor da böyle bir yerlere. Siz oradan Instagram'dan da yazabilirsiniz. Benim iki tane Instagram hesabım var. Biri şahsi hesabım, bir diğeri de iş hesabım. İstediğiniz yerden yazabilirsiniz. Sormak istedikleriniz varsa, yaptığınız tıraşlar varsa, özellikle çıraklar sizin için söylüyorum. Yaptığınız tıraşları atın bana. Ben değerlendirmesini yapayım. Size eksikleriniz, hatalarınız bir yerde varsa onları size söyleyeyim gençler. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı lütfen es geçmeyin. Kanalımı büyütmemde yardımcı olursanız çok memnun olurum. Arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza bahsedebildiğiniz kadar, paylaşabildiğiniz kadar paylaşın. Halim Altankin Kafa Farkı ile kendinize dikkat edin. Öpüyorum sizi. Görüşürüz.